Yani hakkı yenilmiş insanlara, mazlumlara çıkacaksa tek onlara çıksın. Tecavüzcü, mesela örneğin istismarcı, uyuşturucu kaçakçılarına veya cinayet zanlılarına veya kadına şiddet yapanlara, bunlara çıkmasın yani. Suçlu sebepsiz yere yatan insanlar var. Durduk yere, boş yere yatan insanlar var. Örneğin FETÖ olayındaki gibi. Bankasya'ya adam para yatırmış diye veya önünden geçmiş yarısı atırmış. Ama Bankasya'da işsizliği olan Bankasya'ya para yatıran, Bankasya'nın yönetim kurulunda olan adam şu anda devletin en üst kademelerinde yer alıyor. Neden yani içeride bunlar tutuklanmadı, diğer adamlar hiç alakası olmayan insanlar kendileri düşünmediği için adamları FETÖ ciddiye cezaevlerine attılar. Demiyorum yani onlara vursa kanun üstünde kalanlamayla işlem atılanlar beraat edenler mesela. Beraat etti ama adamlar bir türlü görevlerine geri dönemiyorlar. Benim düşüncem bu yani. Sadece genel af kısmı af olsa daha iyi olur. Yani siyasi mahkumlara, durduk yere yatanlara, belli bir süre yatmış, çilesini doldurmuş insanlara, yaşlı, hasta mahpuslara. Gerçek anlamda suçlu olanlar da var. Bunlar kanun çerçevesinde nelerler genel af çıkmalı mı? Yani genel af mahkumları tabii ki içerisinde siyasi olanlar var, kaçakçı olanlar var, çeşit çeşit ama bunların içerisinde gerçek anlamda masum olanlar da var. Hani yapmayıp da karalanan, örnek veriyorum, bir kurumda çalışan biri herhangi bir şeyle zimmetlenmiştir, sorumlu tutulmuştur ama onunla beraber çalışan birkaç personel dahilinde bir şey olmuştur, orada bir açık bulunmuştur. Bu açığı yapan diğer personellerse, üçüncü kişi yapmamışsa bunu, üçüncü kişi de şey tutuluyor, sorumlu tutulduğu için sonuçta yapmamış adam. Bu gibi kişileri, ama içeriye cezaevine götürülmüş, bu gibi kişilere genel af çıkmalı bence. Yani çıksa da önemli, çıkmasa da önemli. Niye yok? Eğer mahkum çıkıp da aynı suçu işleyecekse hiç çıkmasın. Yok, mahkum gelip gerçekten hata yapıldı, şey yapıldıysa, bütün iş, eski hatalarını yapamaya gayret gösterirse af çıkmasa da güzel olur. Sizce kime çıkmalı genel af? Genel hepsi de kapatılması lazım. Hepsi yani genel anlamda, ama şeyler hariç, çocuk istismarı hariç. Şimdi zaten kırmızı yanıyor, tamam, şey oluyor. Yani tüm siyasi suçlar. Yani ayı olmasa gerçekten genel af olması güzel bir şey. Ama bunun yanında sapı veya çocuk tecavüzü yapılmasını istemiyorum. Açık ve net. Çünkü niye? Siyasi suçun bir yolu var, bir yolu var. İdeolojisi var, bir yolu var. Ona göre bir yani şey olabilir. Ama bugün çocuk tecavüzü veya suçluğuna tecavüzden dolayı yatan binlerce insan var. Onların çıkması istemiyorum çünkü niye? Sapık yani, öyle bir şey olmaz. Yani bu hepimize zarar olan bir şey. Bunlara bir anasya çıkarsın, bunu hadım edilsin, çarşıya bırakılsın. Yani bütün gerçekleri budur yani. Başka bir şeyden bir şey yok. Terör yüzü ve tırlarlar çıksınmış mahkumlar. O da var. Şimdi terör yüzü ve tırlarlar. Zaten devlete yaşanmış uzak devlet bazen affediyor. Bugün tüm siyasi suçların belli bir süresi var. Yani hükümüymüş, yapmış zaten. Yani şimdi 60 yaşında, 70 yaşında bir adam ne tür bir şey yaşıyor zaten. Kim ne verilmesi gerekiyor? Ben aynen değil mi? Bak yine de diyorum ki ben çocuk tecavüzlerine, sapıklara verilmesi istemiyorum. Sarpış mı? Kara köprüden bir giriş aldı. Evet, iyi ettin.